Edirne'li bir grup mahalle muhtarının sorunlarını iletmek üzere gittikleri CHP Genel Merkezi'nde Edirne Belediye Başkan Aday Adayı Hamdi Sedefçi için kulis çalışması yapılmasına, aynı partiden Belediye Başkan Aday Adayı olan Namık Kemal Görenleken'den tepki geldi. İki mahalle muhtarıyla görüştüğünü ve muhtarların kendisine sorunlarını aktarmak üzere gittiklerini ifade ettiklerini belirten Görenleken, ancak grupta bulunan bir kişinin Sedefçi'yi aday göstermenizi istiyoruz dediğini aktardıklarını kaydetti. Görenleken yaptığı açıklamada bunu söyleyen muhtarın kim olduğunun açıklanması gerektiğinin, aksi halde diğer tüm muhtarların hedef haline geleceğini de vurguladı. Görenleken, Sedefçi lehine CHP Genel Merkezi'nde kulis yapan kişinin belediye ile maddi çıkar ilişkisi olup olmadığını da sordu. Geçtiğimiz günlerde seçim çalışması sırasında iki muhtarımızla karşılaştık. Şükrü Paşa ve Fatih Mahallesi muhtarlarıyla. Kendileriyle Ankara ziyaretleriyle ilgili görüştüm. Bu gidişlerinin nedeninin kamuoyuna bir aday adayını desteklemek için yapıldığı yönde yaygın bir kanı yaratıldığını, o adayın dışında bir aday olursa onunla çalışıp çalışmayacaklarını sordum. Kendileri böyle bir sorun olmadığını, Ankara'ya gidiş amaçlarının asla bir aday adayını desteklemekle ilgili olmadığını, ancak Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret sırasında bir arkadaşlarının, gruptaki bir kişinin Genel Başkan'a Hamdi Sedefçi ile ilgili bir talepte bulunduğunu, onun da bu konuda o arkadaşımıza yanıt olarak bazı şeyler söylediğini, bunun asla bütün muhtarların ortak görüşü olarak aktarılmadığını ve bu tür bir görüşte, ortak görüşlerinde olmadığını söylediler. Ben de bunun üzerine kamuoyuna soruyorum, muhtarlara soruyorum. Bu kişi kimdir? Muhtar mıdır? Muhtarsa hangi muhtardır bilmemiz lazım. Madem ki bütün giden muhtar grubu içinde bir kişi bunu dillendirmiştir ki muhtarlarımızın ifadesi bu. Bu kişinin yaptığı iş nedir? Herhangi bir kurumla ya da belediyeyle parasal bir ilişkisi var mıdır? Bu sorunun cevabını bilmek istiyoruz. Özellikle bu aday adaylığı yarışında şeffaf olmak gerekiyor. Hepimizin şeffaf olması gerekiyor. Belli bir adayı herkesin destekleme hakkı var. Bu muhtarlar için de geçerli. Ancak bunu yapan kişileri de biz bilmek durumundayız. Neden yaptıklarını anlamak zorundayız.